Evet, 2 Eylül Cumartesi İstanbul Fatih Mimar Stadı'ndayız. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesi. Merhabalar efendim. Evet, buyurun buyurun. Buyurun hocam, gelin. Teşekkür ederim. Bakalım işte, canlı yayındayız.
Evet, Fatih Vatanspor sahaya çıkıyor. Sahaya çıkan ilk takım Fatih Vatanspor. Turkcell Futbol Kadın Süper Ligi ikinci hafta müsabakası. Bugün 8 karşılaşma oynanacak ligde. Bir tanesi de burada Fatih Mimar Sinan stadında gerçekleşecek. Fatih Vatan geçtiğimiz hafta Beylerbeyi karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. İyi bir oyun sergilemişti ama sonuçta sahadan istediği sonucu alamamıştı. İstediği sonucu alan takım Beylerbeyi olmuştu. Hemen diğer bench'te de Galatasaray sahaya çıkıyor. Galatasaraylı oyuncular sahaya çıkan takıma başarılar diliyorlar. Bakıyorum Ecem orada. Yine kaptanlık bandı Ecem'de. Emine, Ecem, Esen. O da milli takımımızın önemli oyuncularından Ebru Topçu ile birlikte. Eda Karataş, Ebru Topçu, Meryem, Berna milli takımımızın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor bu oyuncular. Evet, Galatasaray takımı şu anda gördüğünüz gibi yerini aldı. Fatih Vatan hemen karşı tarafta. Kulübenin orada. Bakıyorum Fatih Vatan'la oyuncular şu anda az kadro gelmemiş gibi gözüküyor Fatih Vatan takımında. Az kadroda birazdan kendi soyunma odalarının oradan çıkıyor. Evet, Fatih Vatan. Fatih Vatan'la oyuncular. Kaptan Yeliz Açar'ın öncülüğünde sahaya çıkıyorlar. Fatma hemen onun yanında. Kardelen yıllardır kadın futbolunun içinde yer alıyor. Kardelen de Fatih Vatan'a büyük emekler harcıyor. Kardelen. Galatasaray seremoni için sahada yerini aldı. Fatih Vatan'la oyuncular da hemen hakem triosunun yanına gidiyorlar. Evet, hemen size takım kadrolarını vereyim. Fatih Vatan'da kalede Oksana Zelenyak var. Yeliz Açar, Fatma Ataş, Yelena Kubrino, Peritan Bozdağ, Marseli Kostavale, Cansu Nurkaya, Aleyna Gültekin, Nikolata Nikoliç, Mumuni ve Aminata Haydar'la, Haydar 11 ile sahada yer alacak olan takım Fatih Vatan. Galatasaray'da da kalede Gamze var. Gamze Nur Yaman, Rabia Nur Küçük, Eda Karataş, Mariam Hu, Emine Ecem Esen, Rutmonik Kipoyi, Ebru Topçu, Kristina Bakarantse, Berna Yeniçeri, Livov Şimat Ko ve Kabakaba 11 ile de sahada yer alan takım Galatasaray. Hilmi Bugünar teknik sorumlu. Fatih Vatan'da Metin Ülgen, Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Metin Ülgen de Galatasaray teknik direktörü olarak takımın başında sahada yerini aldı. Karşılaşmayı Abdullah Murat Yoldaş, Hüseyin Can, Esra Arıkboğa hakem üçlüsü yönetecek. Hatem Yarar, dördüncü hakem de Hatem Yarar, dördüncü hakem olarak görev yapacak. Hakem triosu şu anda seremoni için takımları orta yuvarlağın olduğu noktaya getiriyor. Birazdan İstiklal Marşı ile birlikte tribünler İstiklal Marşı'na çağrılacak ve karşılaşmanın startı verilecek. Evet, İstiklal Marşı, takımlar sahada yerlerini aldı. Tribünler ayağa kalktılar. Şöyle hemen size. Thank you.
Evet, Fatih Vatanlı oyuncular İstiklal Marşı'nda kenetlendiler gördüğünüz gibi. Fatih Vatan tribünleri de İstiklal Marşı ile birlikte takımlarını, İstiklal Marşı'nın son hamlesiyle birlikte takımlarını hemen desteklemeye başladılar. Evet, takımlar şu anda hakeme ve diğer takım oyuncularına başarı dileklerini ettikten sonra biz size 11'leri tekrar verelim. Vatan'da kalede Zelenyak var. Yeliz Fatma, Yelena Peritan, Costa Vale, Cansu, Aleyna, Nikolic, Mumuni ve Haydara 11 ile sahada yer alıyor. Fatih Vatan, Emine Cem Esen ve Yeliz Açar iki kaptan birbirlerine başarı dileklerini ilettiler. Evet, ikinci hafta müsabakasında her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray'da kalede Gamze var. Rabia, Eda, Mariam, Ecem, Kipoyi, Ebru, Kristina Bakalantse, Berna, Şimatko ve Kabakab 11 ile de sahada yer alan takım Galatasaray. Evet. Her iki takım oyuncuları, teknik direktörleri ve yedek kulübedeki arkadaşlarla birlikte kenetlendiler görüyorsunuz. Fatih Vatan siyah formayla sahada yer alıyor. Beyaz formayla da Galatasaraylı oyuncular sahada yerlerini aldılar. Kulüpler Birliği Başkanı, Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Suat Özcan da müsabakayı izleyen seyirciler arasında Kadın Futbol Şube Sorumlusu Necla Hocamız da biraz önce birlikteydiler. Onlar da milli oyuncuları yeniden böyle bir gözden geçiriyorlar. Hem teknik direktör Necla Güngör Kırağası hem de kadın futbolunda şu anda yönlendirmeye çalışan isimlerden bir tanesi Necla Güngör Kırağası. Şöyle hemen kendisini de, evet, Fatih Vatan Başkanı Hasan Büyükdoğan'la birlikte evet, fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Galatasaray takımı fotoğraf için gelmişti. Bakalım Fatih Vatanlı oyuncuları da çağıracak fotoğrafçılar. Galatasaray muhabiri fotoğrafını çekti. Evet, kameranın sağ tarafında Fatih Vatan, sol tarafında beyaz formayı izlediğimiz takım Galatasaray. Karşılaşmanın ilk düdüğü geldi. Karşılaşma başladı. Nikolic Cansu'ya verdi. Cansu sağ tarafa aktardı topu. Baskı var orada. Bakın, baskıyı yapan oyuncu Kabakaba. Kabakaba'nın Cansu'yla mücadelesinde foul kararı çıktı. Nikolic. Yeliz. Yeliz arkadaşlarına baktı. İleriye doğru gönderdi. Mumuni orada koşu yapıyordu. Galatasaray'la oyuncular müdahale ettiler. Berna topu uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Taç. Her iki takım da geçtiğimiz sezon playofflara kalmayı başarmışlardı. Playofflar sonunda ilk eleme sonrasında veda etmişlerdi. Kadın futbolunun köklü kulüplerinden Fatih Vatan. Geçtiğimiz sene, son iki sene playoff oynamış. Bir önceki sene de yarı final oynamış. Beşiktaş'a kaybetmişti. Beşiktaş o sene Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takım olmuştu. Kipoyi açtı top. Yeliz içeriye doğru gönderdi. Peritan.
Kristina kaba kabanın olduğu noktaya kaba kaba topu kontrol edebilecek mi dedim. Kaba kaba topu kontrolünü aldı. Ecem ortada. Şimdi Ecem. Ecem geriye döndü. Cansu. Kostavale Taç. Baskı geldi orada. Kaba kabadan Taç. Kostavale kullanacak. Taç şimdi ileriye doğru gönderdi. Kafayla orada karşılan oyuncu Rabia Nur. Bir taç daha. Aleyna Gültekin kullandı taç atışını. Orta sahada Galatasaraylı Bakalantse defansın arkasına atmak istedi. Fatma. Şimdi Yeliz. Geriye döndü. Nikolic. Peritan. Fatma. Baskı var. Baskı kimden? Ebru Topçu'dan. Ebru. Şimdi içeriye doğru gönderdi Ebru. Maryam. Maryam. Tehlikeli bir oyuncu Maryam. Maryam yerde kaldı. Bir penaltı beklentisi var. Erken gelen gol. Kaba kaba. Bakıyorum orada Ebru Topçu. Geldi. Topu kontrol etti. İçeriye doğru gönderdi. Altı pas üzerinde. Kaba kaba topu ağlarla buluşturan oyuncu oldu. Çok erken henüz. Üçüncü dakikaya yeni girmişti ki. Üçüncü dakikayı daha doğrusu yeni bitirmişti ki. Topu ağlarla buluştu. 1-0 öne geçti. Galatasaray kaba kabanın golüyle. Evet, yeniden başladı karşılaşma. Yeliz. Fatma'nın koşuğuna. Fatma topu önüne alırsa hızlı bir oyuncu diyecektim ama topun kontrolünü kaybetti. Taç. Taç açısını kullandı Galatasaraylı oyuncular. Karşılayan oyuncu Haydar'a bir taç daha. Aynı çizgi üzerinden bir taç atışı daha kullanacak Galatasaray. Berna. Berna. Bakalan senin olduğu noktaya. Out. Nikolic orada kontrollü bir şekilde topun dışarıya çıkmasını sağladı. Out'a çıktı top. Nikolic. Cansu. Maryam'ın baskısı var. Bakıyorum. Orada top Maryam'a çarptı. Hemen karşılaşmanın hakemi Abdullah Murat Yoldaş. Bir şey var mı diye Maryam'ın yanına gitti. Oyuncunun bir şeyi yok. Şimdi tekrar oyunu başlatacaklar. Kaba kaba. Kaba kabanın yaptığı hareket faul. Nikolic, Yeliz, tekrar Nikolic, Peritan topu almaya geldi, baskı var Ebru'dan orta sahada, şimdi Peritan, Peritan topu aldı, Haydar'a, Haydar ileriye doğru, Fatma'nın koşuğuna bayrak kalktı, Fatma için itiraz ediyor, Fatma, Ecem, Peritan, Çipoyi. Pardon, kaba kaba orada, orta sahada. Ona yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Ecem topun başında. Hemen yanında.
Matkov adıyanında başlattılar. Yerde kaldı Fatma, serbest vuruş. Orta sahada ikili mücadele. Fatma yerde kaldı. Orada 3 Galatasaraylı oyuncu altında kalmıştı. Serbest vuruş kullanacak Fatih Vatan. Nikolić topun başında. Nikoleta Nikolić. Ceza alanına doğru gönderdiği top Rabia kafayla karşıladı. Bir müdahale daha Rabia'dan. Taç. Orada baskı yapan oyuncu Kostavale'ydi. Hemen kullandılar taç atışını. Yelena. Baskı var Yelena'ya. İki oyuncu birden yerde kaldı. Bakıyorum. Kristina Bakarantse yerde kalan oyuncu. Serbest vuruş kararı Galatasaray lehine çıktı. Karşılaşmada 8. dakika, 3. dakikada 1-0 öne geçti Kabakaba'nın golüyle Galatasaray. Ebru Topçu baskı yaptı, topu kazandı. Korner çizgisine yakın bir noktadan 6 pasın üzerine bıraktı. Geriden gelen Kabakaba topu ağlarla buluşturdu. Takımını 1-0 öne geçirdi Fatih Vatan karşısında. Fatma kısa düştü. Fatma'nın attığı yerde de Cristian Bacalante. Şimdi Kostavale. Kostavale, Bacalante'nin baskısı var. Kostavale içeriye doğru bırakmak istiyor. Bacalante, Cristina müdahale etti. Topu taca gönderdi. Mumuni içeriye doğru çevirdi. Peritan arkada Fatma'nın vuruşu üst direkten geri döndü. Şimdi uzaklaştırmaya çalışıyor. Peritan'ın baskısı var out. 9. dakika Fatih Vatan gole çok yaklaştı. Peritan, Fatma orada baskıyı kurdular. Fatma'nın vuruşu üst direkten geriye döndü. İkinci pozisyonda Rabia ile Kostavale arasındaki mücadelede avuta çıktı top. Kaleci Gamze avuta atışını kullanacak. 10. dakikadayız. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var. 3. dakikada Kabakaba gol atmıştı Galatasaray adına. Gamze'nin topu gönderdiği yerde müdahale Yelena'dan. İleriye doğru gönderilen top Şimatko koşu yapıyor. Baskı vardı. Şimatko hiç riske girmedi. Topu kornere attı. Aleyna taca attı. Özür dilerim. Aleyna kullandı tacını. Kostavale bir taç daha. Kim orada müdahale eden oyuncu bakıyorum. Kabakaba'yla Rabia orada. Fatih Vatan forvetine müsaade vermiyorlar. Peritan Çipo'nun önünden topu kazandı Fatih Vatan'lı oyuncular ama vuruş bir hayli kötü. Direğin bir hayli üzerinden de avuta çıktı top. Eda'nın kısa düşen pası Fatma iki oyuncu orada anlaşamayınca Eda geldi hatasını telafi etti. Berna Fatih Vatanlı oyuncular topu aldılar. Peritan yerde kaldı, kalktı. Şimdi ileriye Fatma'nın koşuyoruna. Eda orada baskı yapıyor. Kaleci Gamze zamanında müdahale. Ama daha önce Fatma için kalkan bir bayrak var. Offside'den Doğan Endirek vuruşla başlayacak oyun. Kostavale, yerde kalan oyuncu Kabakaba. Hakem oyunu durdurdu. Şimdi
Hakem atışıyla başlayacak oyun. Kaba kaba yerde kalmıştı. Tehlikeli bir pozisyon olarak gördü o durumu. Cansu, Kristina, orta sahada kıyasıya bir mücadele var. Yeliz ileriye, bayrak kalktı. Offside. Mumuni'nin offside'de olduğunu belirledi. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Eda ileriye doğru gönderdi Eda. Ebru'dan önce kafayı vuran orada Yeliz. Şimdi Kristina kipoyun önüne atmak istiyor. Derda. Fatih Vatan kendi yarı sahasından çıkmak istiyorlar. Yine Mumuni'ye doğru gönderilen top. Mumuni orada Kostava ile arasında bir anlaşmazlık. O topu defans arkasına atmak istedi. Kostava ile de öne gelince top Galatasaraylı oyuncularda kalmıştı. Peritan, Cansu. Baskı var orada. Mariam'dan. Nikolic. Fatma. Şimdi Kostavale'ye. Kostavale rakibini geçmeye çalışıyor. En geride Şimatko. Poi. Faul. Ebru'ya yapılan hareket. Faul. Ebru geldi defansına yardıma. Evet, Fatih Vatan tribünleri de takımlarını desteklemek için şu anda ellerinden gelen tezahüratı yapmaya çalışıyorlar. Kaba kaba kafayı vurdu kaleci Zelenyak. Cansu. Ecem. Eda. Eda içeriye doğru göndermişti. Fatma ayak koydu. Ecem. Şimatko. Buradan önce Fatih Vatanlı oyuncular ama Ecem geldi. Orada yine topu kontrol etti. Şimdi Ebru. Ebru sol tarafta kaba kabanın önüne bıraktı. Onu karşılayan orada Aleyna vardı. Taç. Taç atışı kullanacak Galatasaray. Korner çizgisinin yaklaşık 2 metre kadar daha içinde. Kipoy'un olduğu noktaya Ebru. Kipoy'a şık bir topuk pası. Kipoy'un vuruşu out. Ebru'dan şık bir topuk pası izledik. Kipoy'un önüne bıraktı. Ebru topçu. Kipoy'u topu önde buldu. Vuruşunu yaptı. Out'a çıktı top. Fatma, Peritan, tekrar Fatma, Berna ayağa koydu taç. Yelena orada top arkadaşlarına kazandırdı. Şimdi Haydar'a içeriye doğru Yelena'nın olduğu noktaya ayak koydular. Şimatko orada topu uzaklaştıran oyuncu Cansu. Aleyna ileriye doğru gönderdi. Kaleci Gamze. Kostavale. Baskı var Kostavale. Taç Fatih Vatan'ın. Kostavale topun taca çıkmasını istedi. Arkadaşlarını destek için yanına aldı. Şimdi Aleyna içeriye doğru baktı. İçeriye gönderen top. Peritan'ın baskısı var. Eda uzaklaştırdı topu. Yine topu kazandılar Haydar'a. Haydar'a uzaktan denedi şansını kaleci Gamze.
Eda. Eda'ya baskı var. Baskı yapan oyuncu Mumuni'ydi. Şimdi Fatma, Fatma bıraktı. Yelena, şık hareketler Yelena'dan. Yelena'nın vuruşu direkten döndü. Fatma, Fatma içeriye doğru. Eda geldi önüne. Eda geldi. Kritik bir müdahale Eda'dan. Yelena topu o kadar güzel kurtardı ki iyi de bir vuruş yaptı ama top direkten tekrar sahaya döndü. O arada Fatma ve Mumuni anlaşamayınca Fatih Vatan beraberlik şansını değerlendirememiş oldu. Şimdi Fatma kullanacak. Korner atışını Fatma Ataş içeriye doğru gönderdi. Kafayı vurdular. Kaba kaba uzaklaştırıyor. Haydara'nın baskısı var. Şimdi Costavella geldi, aldı topu. İçeride arkadaşlarına bakıyor. Bakıyorum bir de faul kararı geldi ikili mücadelede. Yerde kalan oyuncu Mumuni, özür dilerim, Costavella değil. Mumuni serbest vuruş kullanacak tehlikeli bir noktadan. Karşılaşmada 19. dakikanın hemen başındayız. Çipoyi ile karşılaşmanın hakemi arasında, Abdullah Murat Yoldaş arasında, serbest vuruşun kullanılacağı yer arasında bir tartışma var. Hakem Çipoyu uzaklaştırdı. Topu dikti ve 9-15'i ayarladı. Şimdi serbest vuruş için 4 kişi var topun başında. Pelitan 5 oldu. Pelitan, Costavella, Kubrilo, Cansu ve Yeliz zannediyorum. Orada 5 oyuncu. Şimdi 3 kişi var. Cansu, Yeliz, Costavella. Bakalım hangisi vuracak topa. Bıraktılar. Yeliz geldi, vuruşunu yaptı. Kaleci Gamze'ye. Korner. Yeliz kaptan topa vurdu. Kaleci Gamze son anda topu kornere çeldi. Kornerçi kullanacaklar. Paslaşarak kullanacaklar. Yine Yeliz orada. Yelena, Kubrilo, Yeliz. Baskı geldi Yeliz'e. Topu kazandı Galatasaray. Hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir. Kipoy'un önüne bıraktılar. Aleyna hiç riske girmedi Aleyna. Çipoyi çok süratli bir oyuncu. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılardan biri olarak zaten şu anda herkes bu konuda hemfikir. En iyi yabancılardan biri olarak gözüküyor. Ruth Monique Çipoyi. Çipoyi içeriye doğru Mariam gönderdi. Nikolic. Pelitan. Pelitan Ebru mücadelesi. Ebru. Şimdi tekrar verdi, aldı Ebru. Ebru içeriye, Kabakaba'nın önüne. Kabakaba içeriye. Out. Galatasaray tehlikeli geldi. Yine Kabakaba ve Ebru ikilisi. 21. dakika. Son derece tempolu ve heyecanlı bir müsabaka izliyoruz. Her iki takımda da etkili ayaklar olunca futbol keyif veriyor. Yelena. Cansu'nun olduğu noktaya biraz hızlı bir top. Cansu topu kontrol etti. Aleyna. Tekrar Cansu ileriye. Yelena'nın olduğu noktaya. Galatasaraylılar uzaklaştırıyorlar. Kaba kaba dönünce Pelitan. Pelitan da ayakları hakim. Ayaklarına hakim güçlü bir oyuncu. Yeliz. Yelena. Ecem'in baskısı sonuç getirdi. Ecem şimdi Meryem'in önüne bıraktı. Meryem Cansu mücadelesi. Cansu orada geldi. Meryem'in pozisyonunu bozdu. Topun avuta çıkmasını sağladı. Kaleci Zelenyak. Avut atış için arkadaşlarının ileriye gitmesini istiyor Zelenyak. 22. dakika 1-0 üstünlüğü var. 3. dakikada kaba kabanın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçmişti. Yelena, Yelena ileriye.
Kostavale havalandırılan top Ecem Çipoy ile Aleyna arasındaki mücadele. Şimdi Bakarant'a da katıldı. Yine uzun ileriye gönderilen top. Rabia, Mariam, iki oyuncu çarpıştılar. İki oyuncundan müdahalesinin topu olduğunu söylüyor. Ebru iyi vurur toplara. Kaleci Zelenyak şimdi oyunu durdurdu. Yerden kalkamadı Cansu. Sağlıkçı gelecek sahaya. Cansu için. Evet, Cansu'nun tedavisi devam ediyor. Bu arada hakem de su molası verdi. 24. dakika. Evet, Cansu'nun tedavisi hala devam ediyor. Bu arada su molası bitti. Takımlar sahadaki yerlerini aldılar. Cansu şimdi ayağa kalktı. Kenara çıkarılacak. Daha sonra oyuna girecek. Evet, Cansu'nun tedavisi ve su molası sonrasında oyun yeniden başladı. Ecem, yerde kalan oyuncuya bakıyorum. Evet, iki oyuncu çarpıştılar. Yelena ile Berna çarpışmış orada. Berna'nın foul yaptığı görüşünde. Yeliz topun başında. Yeliz ceza alanına doğru gönderdi. Mariam, daha öncesinde Yelena bakıyorum. Yelena'nın topu eliyle aldığını işaret ediyor karşılaşma hakemi. Abdullah Murat Yoldaş. Eda. Taç atışı Fatih Vatan'ın aleyhine kullanacak taç atışını. Bir taç daha bu sefer Galatasaray kullanacak. Rabia. Aleyhine kafayla karşıladı.
var. 2-11 numaralı mücadelesi Kipoy ve Peritan. Kipoy yerde kaldı. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Ebru Topçu topun başında. Ebru ceza alanına doğru gönderdi. Kafayla karşılayan orada Cansu. Kristina Kipoy'i içeriye doğru. Fatma kafayla karşıladı. Mariam'dan önce Peritan. Yeliz. Yeliz kaba kaba mücadelesi. Fatma. Fatma Ecem. Fatma Ecem mücadelesi. Fatma'dan akıllı bir hareket. Taç atışı kullanacak. Şimdi Nikolić. Hızlı kullanmak istiyor atışı. Nikolić gönderdi ama Berna girdi araya. Yeliz. Kaba kaba ayak koydu. Mariam. Gördüğünüz gibi tam bir savaş var orada. İki takım oyuncuları arasında. Kostavale. Yeliz yerde kalmıştı. Kalktı şimdi. ...29. dakika... ...karşılaşmada 1-0 üstünlüğü var Galatasaray'ın. 3. dakikada... ...kaba kaba topu ağlarla buluşturan oyuncuydu Galatasaray adına. Aleyna, Krishna Bakarantse'nin baskısı var. Aleyna... ...ileriye doğru gönderdi. Rabia karşıladı orada. Şimdi Kipoy'u... ...Yelena, Yelena topu kurtardı. Kendini kurtaramadı. Faul. Yelena Ecem mücadelesinde Yelena topu kurtardı ama kendini kurtaramadı. Cansu hemen kullandı. Kostavale sağdan bindirme yapıyor. Fatih Vatan içeriye Fatma'nın olduğu noktaya doğru. Berna kafayla karşıladı. Yelena yine hata geliştiren oyuncu orada. Kaleci Gamze çıktı. Topu kontrolüne aldı. Gamze Nuryaman. Eda'yı gördü hemen boş pozisyonda. Eda. Berna var sonunda. Eda uzun oynamayı tercih etti ileriye doğru. Nikolić havalandırdı topu Yeliz'in olduğu noktaya. Yeliz kaba kaba mücadelesi. Şimdi Yelena orada yardıma gelmişti. Aleyna. Aleyna Kostavale'nin olduğu noktaya doğru gönderdi topu. Peritan tekrar Kostavale'ye. Ecem girdi araya. Çok tecrübeli bir oyuncu Ecem. Takım kaptanı aynı zamanda Galatasaray'ın. Kipoy'u. Kipoy'u Aleyna mücadelesi. Kipoy'u topu kurtardı. Karşısında Haydar'a vardı. İçeriye doğru verdi. Mariam. Yine Kipoy'un önüne bıraktı. Kipoy'u. Mariam. Nikolić. Nikolić girdi. Uzaklaştırdı. Yelena. İleriye doğru gönderdiler. İyice kendi yarı sahasına kapandı. Şu anda Fatih Vatanlı oyuncular. Berna. Ebru. Tekrar Berna. Kristina. Kaba kaba. Ebru. Kaba kaba. Cansu var karşısında. Kaba kaba içeriye girdi. Bıraktı içeri doğru. Bakıyorum orada. Son müdahale Yeliz'den korner. Berna kullandı korner atışını içeriye doğru. Yelena havalandırdı. Kristina orada. Kristina tekrar Berna. Yeliz var Berna'nın karşısında. Yelena da geldi. Üçlü sıkıştırma. Kristina Bakalantse kaba kaba aldı. İçeriye doğru bıraktı. Haydar'a kritik müdahale. Baskı var hala. Riskli hareketler. Cansu Haydar'a. Kristina Bakalantse topu kontrol etti. İçeriye doğru gönderdi. Yahut. Fatih Vatanlı oyuncular orada tehlikeli bir şekilde topu ceza alanı içinde çevirmek isteyince Galatasaraylı oyuncular gol pozisyonuna girdiler.
Aleyna. Rabia Nur. Fatih Vatan tribünleri takımlarını bir saniye bile yalnız bırakmıyor. Fatma, Ecem, Cansu. Şimdi kipoyu ileriye doğru gönderdi. Kaleci Zelenyak. Nikolic. Nikolic yerden ileriye doğru. Şimdi Peritan. Peritan. Kostavale'nin olduğu noktayı görmek istiyor ama araya girdi Galatasaraylı oyuncular. Cansu, Haydar'a. Şimdi Peritan, Kostavale. Yine Peritan'ın önüne. Peritan tehlikeli bir şekilde geliyor diyecektim ama topu kontrol etmede başarılı olamayınca avuta çıktı top. Yelena, Ecem mücadelesi. Ecem, çok şık hareketler Ecem'den. Yelena geldi, Ecem'i sırtından formasından çekti. Karşılaşma hakemi de düdüğü çaldı. Evet, Yelena'yı da uyardı. Bir dahaki sefere kartı görürsün diyor Yelena'ya. Şimatko topun başında Galatasaray'da. Berna sağ tarafta top istedi. O Berna'nın olduğu noktaya doğru göndermişti. Fatma karşıladı. Nikolic uzaklaştırdı topu. Eda. Yelena. Yelena Kubrilo. Sırp oyuncusu Fatih Vatan'ın. Berna Yeniçeri. Kaba kabayla şimdi Yelena girdi araya. Eda, Ebru, Berna, baskı var Berna'ya. Berna topu çıkarttı. Faul daha öncesinde kaba kaba yapılan hareket için faul kararı geldi. Berna içeriye doğru doldurdu. Kafayı vurunca orada Eda direkten döndü. Tamamlayan Ebru topçu out. Berna penaltı noktasına doğru gönderdi. Eda oradan geride çıkmıştı ileriye. Kafayı vurdu. Top üst direkten geldi. Orada Ebru'nun önünde kaldı. Onun vuruşunda da dışarıya çıktı top. Cansu. Ebru girdi araya. Kipoyi Aleyna mücadelesi. Taç. Serbest vuruşu daha önce orada bir serbest vuruş kararı var. Kadın futbolunun önemli isimleri bugün tribünde bu maç için bir araya geldiler. Onu da söyleyeyim. Süper Lig takımları dışında kalan 135 tane takım var şu anda aktif olarak Türk futbolunda. Yelena. Kostavale. Karşısında Rabia var. Kostavale. Topu hala kendisinde. İçeriye doğru şimdi gönderdi. Karşılayan oyuncu orada. Şmatko. Kaleci Gamze'ye kadar geldi top.
baskı vardı Fatih Vatanlı oyunculardan. Mumuni orada kaleci Gamze'nin vakit geçirmesine müsaade etmedi. Eda. Nikolić, Taç. Kontrolsüz bir vuruş geldi Nikolić'ten. Taça çıktı top. Nikolić. Yelena. Yelena Kostavale'nin olduğu noktaya göndermek istiyor. Rabia'da kaldı top. Ecem. Şimatko. Kristina Bakarantze. Baskı var Kristina'ya. Haydar'a. Elle oynama diyor. Orada Kristina kendisine foul yapıldığı görüşündeydi ama karşılaşmanın hakim onunla aynı düşünce dedi. Abdullah Murat Yoldaş. O topu eliyle tutunca da serbest vuruş verdi Fatih Vatan lehine. 39. dakika 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 38 dakika geride kaldı. 39. dakikadayız. 1-0 üstünlüğü var Galatasaray'ın. Nikolić. Nikolić. Kaba kaba girdi araya. Fatma var karşısında. Pelisan da hemen kademesinde. Ecem. Baskı var Fatih Vatanlı oyunculardan. Eda. Kaba kaba. Haydar'a. Bakıyoruz. Taç Galatasaray'ın diyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemi. Esra Arıkboğa bayrağını kaldırdı. Son müdahalenin Fatih Vatanlı oyunculardan olduğunu söyledi. Şimdi taç atışıyla başlayacak oyun. Berna. Kafayı vuran Yeliz. Bir taş daha. Aynı çizgi üzerinden şimdi Galatasaray kullanacak. Yine Berna taç atışı için gitti. Kristina içeriye, kaleci Zelenyak. Cansu, Aleyna, baskı geldi Kipoy'den, faul. Nikolić. Kostavale. Kipoy'i, Ecem. Ecem, şık hareketler Ecem'den. İki oyuncuyu boşa çıkarttı rakibinden ve Eda'ya topu kazandırdı. Berna. Kaba kaba topu kontrol etmekle zorlandı. Taç, Fatih Vatan'ı. Yeliz. Eda Karataş orada kendisine foul yapıldığını düşündü. Biraz daha sesli verdi tepkiyi. Karşılaşmanın hakemi zaten o arada düdüğünü çalmıştı. Şimdi serbest vuruşu kullanacak Galatasaray. Cansu, baskı var Cansu'ya. Şimdi Peritan, Ecem, Yelena, Ecem Yelena mücadelesinde Ecem topla çıkan oyuncu oldu. Eda, şık hareketler yine Ebru'dan. Taç. Fatma ayak koydu, taca gönderdi topu. Kristina, ondan önce Yeliz vurdu kafayı, Korder. Berna Yeniçeri korner atışını kullanacak Galatasaray takımında. 42 dakika geride kaldı. 43. dakikaların ilk saniyelerindeyiz.
Ceza alanı içi kalabalık. Berna içeriye doğru gönderdi. Karşılayan oyuncu, bakıyorum orada Haydar'a. Kristina topu kontrol etmek istiyor mu? Hayır. Kristina topu dışarı çıkması için bıraktı. Kontrollü bir şekilde. Berna. Fatma. Dirişli bir geri pas. Yeliz. Baskı var kaba kabadan. Taç. Ama daha öncesinde evet kaba kabanın Yeliz'e foul yaptığını belirtiyor Esra Arıboğan. Esra Arıtboğa, özür dilerim. Serbest vuruş kullanacak. Nikolić. Fatih Vatan da arkadaşların dağılımına baktı. Orta sahada tüm oyuncular paylaşılmış durumda birbirlerine. O Fatma'nın olduğu noktaya göndermek istedi. Bir taç daha bu sefer Fatih Vatan kullanacak. Berna orada topa müdahale eden oyuncuydu. Yeliz kaba kaba. Yeliz taç. Berna. Yine müdahale Berna'dan. Taç. Yeliz. Hızlı kullandı. Ecem ayak koydu. Bir taç atışı daha. Yine Yeliz. Yeliz açar. Taç atışını kullanacak oyuncu Fatih Vatan'da. Bir foul beklentisi var. Cansu uzaklaştırmaya çalışıyor. Ecem orta sahada topu kontrol etti. Şimdi Mariam. Mariam. Yeliz'in üzerine doğru gidiyor Mariam. Berna'nın önüne bırakmak istedi ama Berna orada o topu beklemiyordu. Taç Fatih Vatan'ın. Yeliz. Cansu. Baskısı var Mariam'ın. Taç. Mariam ben dokunmadım diyor ama yardımcı hakem tam karşısında oldu. Herhalde orada bir çarpma belirledi. Nikolić. Yelena yerde kaldı. ...45 dakika sona erdi. Bu arada uzatma gösterildi mi? Bakalım kaç dakika uzatma verdi? Göreceğiz. Gösterildiyse de biz fark etmedik. Cansu. Kaba kaba. Fatma var karşısında. Kaba kaba. Şimatko. Faul. Şimatko. Rabia. Kristina Bakarantse Haydar'la mücadelesi serbest vuruş Galatasaray lehine. Evet, tribünde bir kart var zannedim. Evet, Galatasaray yardımcı antrenörüne çıktığı kart, sarı kart.
Berna ve Kristina topun başında olan oyuncular. 9-15'e ayarladı yoldaş. Berna mı? Bakarantze mi? Berna vuracak gibi gözüküyor. Her ikisi de vuruş pozisyonunda. Berna içeriye doğru gönderdi. Kaleci Zelenyak. Kostavale. Şimdi Yelena. Yelena Fatma'nın önüne bıraktı. Bayrak kalktı Fatma için. Fatma için bayrak kalktı. Gamze. Çipoy. Aleyna. Rabia. Taç. Kostavali'nin orada müdahalesi var. Taç atışı Galatasaray. Bir taç daha. Ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geldi. Abdullah Murat Yoldaş. İlk 45 dakikanın sona erdiğini belirtti. İlk 45 dakikada Kabakaba'nın golüyle, 3. dakikada golüyle Galatasaray devre arasına 1-0 önde girdi.
Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı için takımlar sahada yerlerini aldılar. Hakemler de yerini aldı. İkinci yarıya Galatasaray'ın başlama vuruşuyla başlayacaklar. Mariam topun gerisinde. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Murat Yoldaş, her iki kaleciden de şu anda işaretini aldı. Kaleciler hazır, takımlar hazır. Artık ikinci yarı başlayacak. Ama bu arada evet, scoreboard başladı diyecektim. Scoreboard durduruldu. Yeniden başlayacak karşılaşma. Üçüncü dakikada Kaba Kaba'nın golü var. Galatasaray 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi ikinci hafta mücadelesi. Yoldaş düdüğü çaldı, karşılaşma başladı. Ebru. Ebru'nun topu gönderdiği yerde Kaba Kaba var. Fatma müdahale etti. Yeliz, Fatma tekrar Yeliz'e göndermek istiyor ama taç. Orada Kaba Kaba'nın baskısı sonuç verdi. Taç atışı kullanacak Galatasaray. Kostavale. Şimdi Yelena uzaktan bir vuruş, üstünden geriye döndü. Yelena top önünde kaldı, Yelena'nın vuruşunu yaptı. Tekrar Yelena'da top. Yelena arkaya doğru, kaleci Gamze hemen topu eliyle önüne sokmak istiyor. Kip oyunun önüne bıraktı ama yerde kaldı. Yerde kalan oyuncu, bakıyorum, Berna orada yerde kalmıştı. Fatih Vatan bir anda golle burun buruna geldi. Yelena topu önünde buldu. Vuruşunu yaptı. Üst direkten geriye döndü. Daha sonra hata yine takip etti. Orada Berna ile mücadelesinde topu kurtardı. Onun vuruşunda daha sonrasında da top kaleci Gamze'de kaldı. Şimdi Berna'nın tedavisi devam ediyor. Berna hala tedavisi devam ediyor Berna'nın.